Herkese merhaba arkadaşlar. PES 2021 Mobile'in ilk online maç bölümüyle karşınızdayım. Evet arkadaşlar, ilk online maçımızı yapacağız. Daha önce bir maç yapmıştık ama o klasman bölümüydü. Bugün de online maç yapacağız. Barcelona'yı seçtik. Barcelona'nın ikonlarından, efsanelerinden bir kadro kurdum. Üstüme de zaten Barcelona'nın formasını giydim gördüğünüz gibi. Güncelleniyor diyor. Rakip geliyor. 860 derecelik bir oyuncu geldi. Bir Türk geldi, hatta adı Mustafa. Hemen form durumumuza bakalım. Kadromuz bu şekilde. Vieira'yı Xavi'nin yerine alalım. Aldık. Bütün oyuncularımız hemen hemen yukarıya bakıyor. Efsanelerin böyle olması çok normal arkadaşlar. Biliyorsunuz kondisyon dereceleri sabit be. Bir de rakip takıma bakalım. Rakip takımın kadrosu da gayet güzel. Beşli bir defans bizi karşılıyor. Onayla dedik, maçımıza gidelim bakalım. Bugün Barcelona'nın ikonları, efsaneleri, üstümüzde de Barcelona'nın çok eski bir forması. Bilmiyorum hatırlayanlarınız var mı arkadaşlar? Ronaldinho'nun oynadığı dönemde almıştım. Barcelona'da oynadığı dönemde. Ronaldinho'nun forması bu arada. 10 numara Ronaldinho yazıyor arkasında. 2003'te mi 2004'te mi ne almıştım bu formayı da. Bakalım maçımızda inşallah güzel bir maç ortaya çıkar. Her zaman söylediğimiz gibi bol gollü, bol pozisyonlu. Rakip de bir Türk bu arada. Rümeni yeni vuruşuyla maça başlıyoruz. Haydi bakalım. Yani Ronaldinho hayranlığımız daha yeni değil arkadaşlar. Çok eskiden kendisini izleme fırsatımız da oldu zaten gençlik dönemimizde. Ronaldinho hayranlığımız devam ediyor. Şimdi Cruyff, Patrick Vieira, Iniesta, Maradona, Rummenigge'nin önüne. Rummenigge çok güzel paslar. Rummenigge 1-0 öne geçiyoruz. Rummenigge gerçekten çok sağlam bir oyuncu. Daha maçın başı 6. dakikada atıyoruz golümüzü. Şimdi Johan Cruyff, bir top kaptık. Ronaldinho'nun önüne doğru. Formasını giydiğimiz Ronaldinho. Orta açabilecek miyiz? Açtırmadılar. Iniesta'ya geldi. Bir daha önceki Barcelona'lı, bir başka Barcelona'lı diyeceğime bir daha dedim. Cümleyi toparlayamadım bir an için. Güzel bir plase vurdum ama o top nasıl girmedi ya? Kaleci Neuer. Bu arada Neuer açılmadı arkadaşlar. Rummenigge'nin pozisyonunda normal şartlarda Neuer'in açılması gerekiyor. Neuer'in o bug'ı büyük ihtimalle kalktı gibi geliyor bana arkadaşlar. Şimdi Ronaldinho. Ronaldinho. Ronaldinho hafif çapraza doğru. Çok altına girdik ya. Ronaldinho. Gerçekten benim gözümde top cambazı olaraktan arkadaşlar, adam geçme konusunda dünyanın bir numarası diyebilirim. Gerçekten muhteşem bir oyuncuydu. Tabii o zamanlar Messi daha piyasada yoktu. Yani bu kadar kendini ön plana çıkartamıyordu. Çünkü Ronaldinho vardı o zaman. Bu arada defansın arkasına bir top. Ya defans koşmadı oraya. Pogba kullanacak. Dikkatliyiz içeride. Bekliyoruz. Neyi bekliyoruz? Oyuncu çağırdı. Mustafa kardeşim. Adı Mustafa'ydı sanırım. Orada Mustafa yazıyordu. Şimdi Ronaldinho. Iniesta. Tekrar Ronaldinho'nun önüne. Cruyff geldi. Cruyff. Rummenigge kaçıyor. Rummenigge. Karşı karşıyayız. Rummenigge. Bir çift dokunuş. Rummenigge. Kaleciyi de geçiyor. Golini de atıyor. Rummenigge. Çift dokunuş özelliği var Rummenigge'nin arkadaşlar. Oyuncuları tabii ki tanımak lazım. Hangi çalım özelliği var? Hangi ayağını iyi kullanıyor? Falsosu iyi mi vesaire gibi oyuncuları tanımak önemli. Harika bir çift dokunuş çalımıyla kaleci Neuer'i de çalımlıyoruz. Pazara gönderiyoruz. Pazardan her zamanki gibi 2 kilo elmayı alıp geliyor. Şimdi Ronaldinho. Ronaldinho! Klasına yakışır bir gol Ronaldinho. Harika bir gol geldi Ronaldinho'dan. Ronaldinho Gaúcho. 3-0 yaptı dakikalar 30. Şimdi Johan Cruyff. Ronaldinho'ya doğru. Kontrol edemedi.
Ronaldinho, harika goller izliyoruz arkadaşlar. Rümenige'den, Ronaldinho'dan. Şimdi Pogba, Carvajal, Messi. Şimdi Pogba tekrar. Girdik araya. Şimdi Patrick Vieira. Cruyff'a gelmedi. Carvajal. Uzun oynadı. Mbappe'ye doğru kalecimiz Çeh çıktı. Bu arada arkadaşlar Çeh çok iyi. Yani buklu kaleci gibi bir şey. Bu senenin buklu kalecilerinden bir tanesi diye düşünüyorum. Çeh'i arkadaşlar 91 olduğuna bakmayın. Bence Oliver Kahn'dan daha iyi bu sene. Ben öyle düşünüyorum. Oliver Kahn çok saçma sapan goller yiyor. Ama Çeh kolay kolay gol yemiyor. Gerçekten iyi bir kaleci. Çok beğendim ben Çeh'i. Hoca bitirme. Hoca bitirme. Maradona. Ah be. Çift dokunuş yapmakta geç kaldık. İlk yarı 3-0 bitti. %48 rakibin topla oynama oranı var. Bir Mbappe'nin şutu var. Onun dışında şutu yok. Hemen ikinci yarıya geçelim bakalım. Güzel 3 tane gol izledik ilk yarıda. Haydi bakalım. Mustafa kardeşimiz, adaşımız tekrardan başladı. Bentekur. Şimdi Ronaldo. Mbappe'ye gelmeden şimdi Maldini girdi. Iniesta. Ronaldinho'yu gördü. Şimdi Rummenigge. Ya bu delikte çalım atamıyoruz ya. Çift duruş denedim yine. Çift dokunuş. Mbappe gidiyor. Mbappe. Ne yaptın be kardeşim? Çok heyecanlandı galiba. Çok fazla bastı şut gücüne. Şuta daha doğrusu. Rummenigge indirmesi lazım. İndirdi Iniesta. Delik geldi yine. Yine çalımını atamadı delik. Delikte çift dokunuş işlemiyor ya. Şimdi Mbappe. Mbappe ikili baskı geldi. İkili baskı tam yeri. Her zaman yapmam ikili baskıyı arkadaşlar. Nasıl yapacağınızı da söyleyeyim. Baskı tuşuna basıp sağ tarafa doğru çektiğinizde ikili baskı. Sola çekerseniz de yapıyor sanırım. Aşağıya doğru çekerseniz kaleci açılır. Baskı tuşunu. Iniesta. Ya tuşlara dokunamadım ya. Plase yaptım orada aslında ama. Patrick Vieira. Iniesta. Şimdi Maradona. Maradona önü açık. Diego Maradona. Armando Maradona. 4-0 yaptı. Çok sert vurdu. Neuer'in orada yapabileceği hiçbir şey yok maalesef. Şimdi Rummenigge araya girdi. Rummenigge. Çalımı yine yapamadık. Abi delik mi o ya? Allah aşkına delik mi? O delik çalım yemiyor ya. Yoksa bu sene bug'lı falan mı? 4 tane çift dokunuş denedim. 4'ünde de olmadı. Erken yaptım bu sefer de. Delikten dolayı erken yaptım. Koulibaly'ye. Geç mi kalıyorum acaba diye çift dokunuş çalımında. Iniesta tekrar Maradona'nın önüne. Araya giremedik. Uzun oynadı Messi. Beckenbauer çok dikkatli defansta. Roberto Carlos. Ronaldinho. Iniesta. Rummenigge'ye bir pas. Maradona. Tekrar Rummenigge kaçtı. Cruyff'u gördüm. Johan Cruyff. Ah be. Olmadı. Ne oldu? Korner. Şöyle dışarıya doğru kullanacağım. Dışarıya doğru. Ne oldu? Maçtan çıktı galiba. Maçtan mı çıktı? Bağlantı mı koptu? Yani bağlantı sorunu olmadı bu zamana kadar. Büyük ihtimalle maçtan çıktı galiba. Ya bu şekilde çıkması aslında doğru bir şey değil arkadaşlar. Hani sizin de başınıza gelse, hani fark da yeseniz ya ilk yarıda bu çekil diye sonuç şey var, sekme var. Ya ilk yarıda ona basın ya da maçı bitirmeye çalışın. Çünkü ne oldu? Geldi mi? Yok, oyun dondu şu anda. Ha, maç bitiyor. Yani şundan dolayı diyorum arkadaşlar bunu da. Nezaket derecesi diye bir şey var. Yani nezaket dereceniz düşerse karşınıza da hep nezaket derecesi düşük aynı bu şekilde maçtan çıkan veya bağlantıyı koparmaya çalışan insanlar denk gelir. O yüzden ya maçı tamamlamaya çalışın ya da ilk yarıda çekil butonu var. Çekil butonuna basıp öyle çekilin. Maç bitiyor diyor.
Bakalım. Büyük ihtimalle biz kazandık o çekildiği için. Zaten 4-0'da öndeydik. Maç buradan dönmezdi zaten. Evet arkadaşlar, kazandınız dedi. Rakibin bağlantısı koptuğu için kaç puan verdi? Güzel de bir puan verdi. Evet arkadaşlar, videomu burada noktalandırıyorum. Ben çok keyif aldım. Güzel bir maç oldu. Güzel goller izledik. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.